Bu tabloyu konuşacağız. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu USAK terör uzmanı Sayın Mehmet Yiğin Ankara stüdyosunda konuğumuz. Sayın Yiğin, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Şimdi Ankara'ya peş peşe yapılan saldırılar vardı. 5 ay içinde 3 saldırı düzenlendi. Bunun PKK adına olanı da vardı. Terör örgütü IŞİD adına olanı da vardı. Bunların intihar saldırısı noktasında yoğunlaştığını bir yandan görüyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok ciddi bir alarm vardı. O alarm ihbar boşadır şeklindeki ilk değerlendirmeler sonrasında maalesef cumartesi günü menfur bir saldırıyla ve bugün 3 kişinin gözaltına alındığı açıklamasının geldiği operasyonla anlıyoruz ki Almanya'dan gelen o uyarı da haklı ve yerinde. Bir yandan Başika kampına terör örgütü IŞİD'in saldırı girişimi vardı baktığınız zaman. Sınırlarımızda zaten var. İşte Gaziantep'te canlı bomba düzeneği üzerinde olan bir terörist ele geçiriliyor. Peş peşe böylesine bir tablo. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tabii burada şunu görmemiz gerekiyor. IŞİD çok ciddi bir şekilde dünyanın dört bir tarafından savaşçı çekiyor. Ve bu savaşçılar işte bazı kaynaklara göre 30 bin civarında, bazı kaynaklara göre 40 bin civarında. Ve bunların %30'a yakını kendi ülkelerine geri dönüyor ve geri dönmeleri aynı zamanda bir tehdit olarak geri dönmelerini beraberinde getiriyor. Bu saldırganlara baktığımız zaman sınır tanımıyorlar. Bir kısmı itibariyle Paris'te saldırı yapıyor. Ertesi gün baktığınız zaman Brüksel'de saldırı yapıyorlar. Fakat teröristler sınır tanımazken ne yazık ki ülkelerin güvenlik güçlerinin, ülkelerin istihbarat birimlerinin belirli oranlarda sınırlara takıldığını görüyoruz. Bu Avrupa'da özellikle son Brüksel saldırısıyla birlikte biz bunu görüyoruz. Çok iyi bir sınav vermiyor Avrupa bu konuda. Kasım ayında yapılan bir saldırıdan bahsediyoruz. Aylarca bu saldırıyı yapanlar Avrupa'da dolaşıyorlar, yakalanamıyorlar ve sonrasında baktığımız zaman bu network'ün üst düzey bir kişisinin yakalanması ve sonrasında da saldırılar geliyor. Bütün hücreler ortaya çıkarılmadan bir operasyon yapılıyor ve bunun bir geri tepme oluşturacağı çok da göz önünde bulundurulmuyor. Ve hala biz özellikle Brüksel bağlamında senaryolardan bahsediyoruz. Hala netleşmiş bir tablo yok. Hala tamamen ortaya çıkarılmış bir tablo bulunmuyor. Türkiye boyutuna baktığımız zaman da Türkiye ne yazık ki Suriye ile sınırda bulunuyor ve bu sınırda bulunmasının beraberinde getirdiği çok ciddi sıkıntılar var, çok ciddi sorunlar var. Türkiye'de de IŞİD'in ne kadar hücresinin olduğunu bilemiyoruz. Gerçekten çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız ama bununla birlikte yapılan operasyonlar var. Az önce söylediğimiz belki problemin belki bir olumlu örneği olarak Alman istihbaratıyla Türk istihbaratı birlikte İstanbul'da bir operasyon yapıyor ve bu operasyon çerçevesinde canlı bombalar yakalanılıyor. Bu sadece canlı bombanın üzerindeki bombayı patlatmasının engellenmesi bağlamında ele alınmamalı tabii. Çünkü canlı bombanın yakalanması demek onun beraberinde getirdiği bilgilerin de sizin envanterinize geçiyor olması demek. Sürecin nasıl işlediğini, bombaların nasıl yapıldığı, nasıl temin edildiği, nasıl iletildiğinin ne dair çok önemli, çok kritik bilgilerin de elde edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bir yandan mücadele sürüyor ama bir diğer taraftan da ne yazık ki IŞİD gerçekten çok geniş bir network'e sahip. Ne yazık ki çok fazla hücresi var ve bunların hepsinin kısa süre içerisinde ele geçirilmesi ve etkisiz hale getirilmesi çok da mümkün görünmüyor ne yazık ki. Sayın Yiğin, şimdi baktığınız zaman Suriye'de çatışmanın tarafları söz konusu terör örgütleri. Fakat burada karşılıklı adeta peş peşe birbirini izleyen terör saldırıları, bu sefer hedefte Türkiye var. Suriye'deki iç savaşın yansıması, Türkiye'ye faturası gayet ağır görünüyor. Bundan sonrası için değerlendirmeniz nedir?
Bundan sonrası için yapılacak şeyler var. Tabii özellikle Suriye bu işin kaynağı olma bakımından birincil önem taşıyor. Suriye'deki problemin çözülmesi ve IŞİD'in burada bir terör merkezi halinde, terör saçan bir merkez olarak yoluna devam etmemesi bağlamında harekete geçilmesi oldukça önemli. Fakat şimdiye kadar bakıldığı zaman hem IŞİD koalisyonu, IŞİD karşıtı koalisyonun hem de Rusya'nın yaptığı operasyonların IŞİD'i geriletmesi, belirli topraklardan çekilmesini sağlamakla birlikte buradan tamamen uzaklaştırılması ve bu toprakların tamamen IŞİD'in elinden alınması durumu söz konusu değil. Ve bu devam ettiği sürece ne yazık ki IŞİD daha yeni militanlar devşirmeye ve bunu farklı ülkelere yeniden bomba olarak, yeniden kaos olarak göndermeye devam edecek. Bu işin bir boyutu. Diğer tarafı ise bu süreçle ilgili hali hazırdaki tehlikelerin önlenmesi ve engellenmesi meselesi. Bununla ilgili ise çok kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor. İlk başta radikalleşmenin önüne geçilmesiyle ilgili adımlar atılması gerekiyor ki bugünlerde özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bununla ilgili yaptığı faaliyetler var. Sonrasında IŞİD'e katılanların bunu bırakması, terk etmesi, belki teslim olmalarının sağlanması gerekiyor. Bütün bunlar bir yeniden radikalleşmeyi geri çevirme bağlamında kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor ki bu tek başına ne Türkiye'nin ne Avrupa'nın yapabileceği bir şey değil. Çok ciddi bir işbirliğiyle ortaya konabilecek bir şey. Müslüman ülkelerin ve Batılı ülkelerin birlikte yapabileceği bir konu. Bu uzun vadeli olarak özellikle radikalleşmenin çözümü bağlamında önemli bir çerçeve. Kısa vadeli olaraksa ciddi güvenlik işbirliklerinin yapılması gerekiyor. Avrupa bağlamında, Türkiye ve geçiş sınır geçişlilikleri bağlamında bu hem kolluk kuvvetleri arasında ve fakat daha önemlisi özellikle istihbarat bağlamında paylaşımın yapılması ve ülkelerin birbirleriyle eş güdümlü hareket etmesi gerçekten çok önemli. Çünkü bugün belki İstanbul saldırıya maruz kalıyor. Ertesi gün Brüksel saldırıya maruz kalıyor. Bir başka gün başka bir ülke saldırıya maruz kalıyor. Bunun engellenmesi çok ciddi bir işbirliğini gerektiriyor. Çünkü az önce tekrar söylediğimi tekrar söyleyeceğim. Teröristler sınır tanımıyor. Fakat güvenlik güçleri sınırlara takılıp kalmamalı. İşbirliğiyle onların da benzeri bir şekilde bir karşılık vermesi, güçlü bir karşılık vermesi gerekiyor ki buna karşı koyabilsin, bunları engelleyebilsin. Şimdi bir ortaklaşmada mutlaka öne çıkması lazım. Mücadelede bir de tabii ki acıların paylaşılmasında aynı içtenliğin olması gerekiyor. Bugün İngiltere'nin saygın yayın kuruluşlarından, gazetelerinden Independent'ın bir yorumunu Başbakan Davutoğlu özellikle aldı. Bunu tekrarladı ve teşekkür etti. Çünkü Independent şunu sorguluyor. Brüksel saldırısından sonra bütün Avrupa'da yas ilan ediliyor. Avrupa borsaları Belçika bayraklarıyla donatılıyor, dalgalandırılıyor. Bütün Avrupa'da bir dayanışma hali yaşanıyor. Tamam, bu gayet güzel ama aynı dayanışmayı Ankara'daki saldırı dolayısıyla Türk halkıyla niye yapmadık diye soruyor. Şimdi bu soru aslında çok kritik bir soru, çok vahim bir soru. Terörle mücadele açısından da anahtar bir değeri var değil mi? Evet, burada özellikle bu sorunun İngiltere'den gelmesi önemli bir nokta. Çünkü siz teröre maruz kalan ülkelerle bir empati geliştirmeniz için sizin de aynı yerde bulunmanız, benzeri bir duruma maruz kalmanız duygusuyla bu empatiyi geliştirirsiniz. Ve ne yazık ki Türkiye'ye yönelik bu empatinin çok da gelişmediğini görüyoruz. Burada neden herkes Paris olduğunu ifade etti, neden Charlie Hebdo için benzeri tepkiler verildi fakat Türkiye'ye verilmedi denildiği zaman Türkiye'de olacağını insanların düşünmedikleri ön plana çıktığını görüyoruz. Fakat baktığınız zaman İstanbul saldırısında özellikle Türk vatandaşlarından çok yabancı vatandaşların, ülke vatandaşlarının hayatlarını kaybettiği görülüyor. İsrail'den hayatını kaybedenler var, ABD'den kaybedenler var, Almanya'dan yaralananlar ve hayatlarını kaybedenler var. Dolayısıyla terör bir milliyet tanımıyor.
Ve fakat burada bu empatinin geliştirilmesi açıkçası aynı cephede olmanın, aynı acıları paylaşmanın bir sonucu. Türkiye'nin belki Avrupa Birliği'nin de bir parçası, Avrupa'nın da bir parçası olduğunu en çok düşünen, olması gerektiğini düşünen İngiltere'den geliyor bu sorgulama. Bu gerçekten önemli ve fakat aynı zamanda ne yazık ki şunu da ortaya koyuyor ki henüz bir benzerlik, aynı tarafta bulunma, birlikte bulunma duygusu Avrupa ve Türkiye arasında henüz gelişememiş ne yazık ki. Bunun da bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi fiili olarak bu acil tehdit diyelim, teyakkuz durumu konusunu da bir değerlendirmenizi alalım. İşte 3 IŞİD teröristi yakalandı, 3'ü aranıyor, bunların içinde canlı bomba olduğu söyleniyor. Bir yandan bakıyoruz, bundan bir süre önce, 2 hafta önce, bir hafta sonunda işte bölücü örgüt, bölücü terör safında bir cepheleşme var. Orada bir toparlanma var. Suriye'deki iç savaşta çatışan gruplar bunlar. Radikal dinci terör örgütü de. Bir yandan çatışmalarını da saldırılarının da Türkiye'ye taşıyor. Türkiye'de bütün bunlar içinde çözüm bulmaya çalışıyor. Hem bu mülteci krizini sormak istiyorum. Mülteci krizi, Avrupa ile varılan bir anlaşma var. Bunun somut sonuçları, buna dair değerlendirmenizi almak istiyorum. Suriye'deki iç savaş, buna bir nokta konulmaya çalışılıyor ama görünen o ki bu pek de muhtemel, yani yakın gelecekte muhtemel görünmüyor. Ve bir yandan da tabii ki biz çözüm süreciyle çok umutlandık. Geldiğimiz noktada çok karanlık bir tablo var. Çözüm süreci ve sorun. Bütün bunlara bakıldığı zaman yakın ve orta vadede, uzaktan geçtik, yakın ve orta vadede ne görüyorsunuz? Suriye bağlamından başlayalım isterseniz, oradan Avrupa'ya doğru ilerleyelim. Suriye'de belki bir çözüm, bir ateşkes sonrasında bir çözüm söz konusu olsa bile bunun doğrudan IŞİD'in ortadan kaldırılmasını beraberinde getirmemesi sorunu var. Hali hazırdaki ateşkes de kırılgan ve nereye ulaşacağı gerçekten henüz tam da belli değil ne yazık ki. Dolayısıyla Suriye'deki tablo bizim bir süre daha bu kargaşa, bu kaosla yola devam edeceğimizi ne yazık ki gösteriyor. Benzeri bir şekilde IŞİD'le de belirli bir süre IŞİD'i konuşmaya devam edeceğiz ne yazık ki. Yeni bir belki barış süreci meselesi ise ne yazık ki PKK'nın doğrudan sivilleri hedef alması, Ankara'da ile birlikte bir yönüyle çok da tartışılması kolay olmayan bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü daha fazla güvenlik çerçevesinden konu ele alınıyor ve böyle bir ortamda, sivillerin hedef alındığı bir ortamda açıkçası müzakere de çok kolay bir konu değil. Tekrar Avrupa'ya baktığımız zaman, mülteci meselesine baktığımız zaman bir anlaşma var Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Fakat bu anlaşmanın uygulanması, her iki tarafın da bu anlaşmada yükümlülüklerini yerine getirmesi çok da kolay değil. Burada da bir kırılganlık var ne yazık ki. Ama bir anlaşma söz konusu. Umarım bu anlaşma gerçekleşir ve taraflar da kendi yükümlülüklerini yerine getirirler. Ama ne yazık ki burada da Türkiye aleyhine az çok bir tablo söz konusu. Dolayısıyla çok parlak bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Avrupa'da hala güvenlik sıkıntıları var. Terörle mücadele konusunda çok tecrübeli bir yapıdan bahsetmiyoruz. Avrupa'nın içerisinde terörle mücadele konusunda ciddi bir zafiyet durumu söz konusu. Belki bu önümüzdeki dönemde Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden tartışılmaya açılmasını beraberinde getirecek. Ama bir diğer taraftan da bu saldırılarla birlikte ne yazık ki sağın yükselişi ve İslam karşıtlığının yükselişi de bir diğer taraftan hem mülteci meselesini hem de terörle mücadele meselesini çok zor çözülecek bir noktaya doğru itiyor. Çünkü terörün ilacı
radikalleşmenin panzehiri, tam tersine insanların dışlanması, dini görüşleri, etnik backgroundlarıyla dışlanması değil, tam tersine kabullenilmesi, toplumun farklı kesimlerinin bir araya getirilmesi ve belki de bu insanların ülkeleri içerisinde yaşadığı toplumlar ve devletler tarafından bağırlarına basılmasıyla çözülecek bir konuyken, tam tersine onların dışlandığı, belki bir yönüyle terör örgütlerinin kucağına itildiği bir tablo, bir karamsar tabloyla karşı karşıyayız ne yazık ki. USAK terör uzmanı Sayın Mehmet Yiğin, çok teşekkürler. Sağolunuz katıldığınız için. Yakın ve orta vadede maalesef pek parlak görünmüyor.